Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Zor günlerdeyiz. Devam ediyoruz bir şeyler yapmaya. Alandan duydukça, ihtiyaçlar geldikçe psikolojik anlamda neler yapabiliriz, nasıl kaynaklar sağlayabiliriz diye kafa yormaya devam ediyoruz. Depremin ilk gününden beri çocuklarla ilgili konular çok fazla soruluyor, çok fazla konuşuluyor. Hem deprem bölgesindeki çocuklar, direkt olarak etkilenenler, hem de bütün Türkiye'deki çocuklar aslında bir şekilde etkilendiler ve hepsinin oyunlarına, bir şekilde dışa vurumlarına yansımış vaziyette. Sağ olsun Lawrence'a böyle bir mail atmamız, bir mesaj atmamız yeterli oldu. Hemen bize geri döndü ve ne yapabilirim sizin için? Kendisi ve eşi çok tatlılar. Hemen yapayım, elimden gelen her şeyi yapmak isterim diye bize çok güzel bir destek verdi. Daha önceki webinarı de zaten bilenler bilir. Ben bugün de bizim bu zorlu durum karşısında bize çok destek olacağına inanıyorum. Sözü ona bırakıyorum. Çok teşekkürler. As we are going through these very, very tough times, we've been doing our best to be helpful, and we are receiving the request from the field. And from the very first day, people ask many questions about what can we do about children and how can we respond to their situation. And it was just, it took just one email to kindly have Lawrence here. Him and his wife was so sweet, saying that let us just tell us what we can do. We are ready to do whatever it takes. So tonight we have Lawrence Cohen with us, and thank you very much, you all, for coming here as well. Floor is yours, Lawrence. Thank you so much. It's a real honor to be invited to be with you during this such a difficult time. Böylesi zorlu zamanlarda beni aranıza davet ettiğiniz, kabul ettiğiniz için gerçekten büyük onur duyuyorum. And I appreciate you being here and sharing your attention and your interest in this with me. Burada olmanız, bu ilginizi benimle paylaşmanız benim için gerçekten çok önemli. Çok teşekkürler. As we start out, I want to give you all a special invitation to take good care of yourselves during this time. Başlamadan önce hepinize bu zamanlardan geçerken öncelikle kendinize çok iyi bakmanız gerektiğini bir kere hatırlatmak isterim. Even though we're talking mostly about play today, we're also of course talking about trauma. Tabii ki bugün çokça oyundan bahsedeceğiz ama bir taraftan travmadan da bahsediyor olacağız. And it's a trauma that's very fresh, it's not over. It's ongoing and very easily triggered. Ve çok yeni bir travmadan bahsediyoruz daha. Daha tam anlamıyla bitmiş değil. O yüzden etkisi bu anlamda daha bir değişik. Being triggered into this the overwhelming feelings might happen so often that you're used to it, or it might be unexpected, especially here at a webinar about play. Bunun tetiklenmeleri çok sık olabilir, hiç beklemediğiniz anlamda olabilir. Onu da bir hatırlatmak isterim. So, I think it's good to think ahead about, okay, what will I do if it's too much? Onun için önceden düşünmekte fayda var. Eğer bir şeyler bana çok gelirse, bunalırsam ne yapabilirim'i bir düşünmeniz lazım. Deep breaths. Derin nefes almak. Look around. Etrafa şöyle bir bakmak. Take a break. Bir mola vermek. Notice three blue things around you. Etrafınızdaki üç mavi şeyi fark etmek. Give yourself a hug. Kendinizi şöyle bir kucaklamak. Call a friend. Bir arkadaşınızı aramak. So I want to introduce what I want to say about play with just a few slides, and they're very simple. Oyunla alakalı çok kısa birkaç yansım olacak. Onları sizlerle paylaşmak isterim önce. Here we have when problem meets play. Burada sorun oyunla karşılaşınca, buluşunca diyoruz. On the one side we have problems like a pain and upset emotions and problem behavior. Bir tarafta sorun var. Bu bir acı olabilir, bir ızdırap olabilir, bir davranış olabilir, bir üzen bir duygu olabilir.
And on the other side we have play. Diğer tarafta da oyun var. That wonderful state of flow where time disappears and you're doing just what you want and there's excited joy or a quiet joy. Harika bir akış hali. Zaman akıp gidiyor. İstediğinizi yapıyorsunuz. Bazen bu heyecan verici bir neşe ve haz olabiliyor ya da sessiz ve sakince bir neşe olabiliyor. And sometimes these are separate. Bazen bu ikisi birbirinden ayrı durur. Sometimes there's no room for play. Bazen oyuna yer yoktur. And what we need with our children is empathy and love. It's not time to play right now because the feelings are too intense, so the problem is just too big right now. Burada empati ve sevgiye ihtiyaç var. Hani şu an oyuna çok çok fazla olan biten şey çok büyük, çok ani. Oyuna yer yok. Burada empati ve sevgi. And if there's no problem, then sometimes there's just free play. Bazen de sorun olmuyor ortada. O zaman zaten serbest bir oyundan bahsediyoruz. With such an overwhelming event, ongoing events, and the talking about it and worrying about it, and probably now there's not much totally free, relaxed play going on. Probably there's always some problem happening. Şu an olup biteni düşündüğümüz zaman hem sorunun boyutları hem sorunun hala devam ediyor olmasına baktığımızda böyle sınırsız ve serbest bir oyundan bahsedemediğimizi tahmin ederim ülkenizde. Muhtemelen oyun olsa da sorun da devam ediyordur. The place that's really interesting to me is where problems and play overlap. Benim için işlerin enteresan bir hal aldığı durum oyun ve problemin üst üste bindiği zamandır. Sometimes I think about this as bringing a problem over into the play zone. Bu biraz şuna benziyor. Problemi alıp oyunun dairesine doğru çekmek, oyunun alanına doğru çekmeye benziyor. Children will spontaneously do this about little problems or big problems, anything important and interesting and difficult for them, they'll bring it into their play. Çocuklar bunu spontane biçimde yaparlar. Büyük problemler de olsa, küçük problemler de olsa, bu anlamda kendilerine enteresan ve sınayıcı gelen her şeyi oyun alanına çekerler. Children do this if there's a new baby at home, then they will play baby. Eğer eve yeni bir bebek dahil olmuşsa aileye, çocuk bebek oyunu oynar. Some children, if there's an earthquake, they will play earthquake. Eğer deprem olmuşsa, bazı çocuklar deprem oyunu oynayacaklardır. Though they might not do it right away, they might wait for that game until they feel more stable. Belki bunu hemen oynamazlar ama birazcık daha kendilerini stabil hissedene kadar bekleyip ondan sonra oynarlar. If children don't spontaneously start playing about the problems in their life, we can initiate that in a gentle way. Eğer çocuklar yaşamlarındaki problemleri spontane bir biçimde oyuna dahil etmezlerse, biz erişkinler olarak bunu nazik bir biçimde başlatabiliriz. For example, if going to bed is a problem, and it makes sense that that might be a more common problem now because of the insecurity that children feel. Eğer uyumak problemse ki oldukça da yaygın olduğunu tahmin ediyorum ki çocukların kendilerini kastığı, güvende hissetmedikleri bir ortamda yatağa gitmek, uyumak zor gelecektir. You could say, going to bed has been such a problem, we've had so many fights about it. Şunu diyebilirsiniz, ah yatmak ne kadar büyük sorun oldu, sürekli bunun için didişip duruyoruz. Let's play a game about it. Hadi bunun bir oyununu oynayalım. You might not want to play that game at bedtime because you're tired and they're tired and you just want them to go to bed. Belki bunu tam yatak vakti oynamak istemezsiniz çünkü uyuma vakti geldiğinde çünkü siz yorgunsunuz, onlar yorgunlar. Belki o anda direkt yatmak istersiniz. But during the day you might say, "Hey, we've had so many fights about bedtime, so much difficulty. I really understand that it's hard. Let's play a game. Maybe you want to pretend to put me to bed." Ama gün içinde vakit bulduğunuzda uygun bir zamanda şunu diyebilirsiniz. Ya biliyor musun? Bu uyku yüzünden sürekli didişip duruyoruz. Gel hadi bir oyun oynayalım. Bu oyunda
Ben uyumak istemeyeyim, sen beni yatırmaya çalış. Once we've brought a problem into the play zone, then it's different because in the play zone things are lighter, things are looser, things are more creative. Problemi alıp oyun sahasına çektiğinizde işler değişiyor. Çünkü oyun sahasında işler birazcık daha hafifliyor, birazcık daha böyle yumuşuyor ve daha esnek bir hal alıyor. And I talked about this as bringing the problem into the play zone, but we could talk about it the other direction too. Ne dedik? Problemi alıp oyunun sahasına doğru çekmekten bahsettik. Bununla beraber problemi alıp oyun sahasına çekmek de mümkün olabilir. Let's bring the creative energy of play to a problem. Hadi oyunun o yaratıcı enerjisini problem, sorun sahasına çekelim de diyebiliriz. For example, if there's a character that your child is really into and really likes, like I'll just use Batman as an example. Diyelim ki çocuğunuzun çok sevdiği bir çizgi film karakteri olsun. Çok kendini özdeşleştiriyor, seviyor. Örnek olarak Batman'i verelim. You could say, I wonder what Batman would do to deal with this. Şunu diyebilirsiniz. Merak ediyorum, Batman bu sorunla nasıl baş ederdi acaba? Now you have all that creative energy that comes from this fantasy play and you're addressing it to a real life problem. Ne yapıyorsunuz bunu yaptığınızda? Oyunun, fantezi dünyasının bütün o yaratıcı enerjisini alıp sorun neyse onun üzerine uyarlıyorsunuz. I'll give an example of a girl that I worked with a family where the girl didn't speak. She spoke to her parents, but she would not speak to teachers or anyone else. Bununla ilgili bir örnek paylaşmak isterim. Çalıştığım bir kız çocuğu vardı. Anne babasıyla konuşuyordu ama öğretmenleri ve diğer insanlarla konuşmuyordu. And when I went over to their house and I started to play and I didn't do any push that she was required to talk to me. Evlerine gittim, oynamaya başladım ama oyun içerisinde onun konuşmasını gerektirecek hiçbir bir zorlama ya da bir hareketlendirmem olmadı. We just played some games that didn't require talking. Konuşma gerektirmeyecek oyunlar oynadık. And when I felt that we had built a bit of a relationship, I started a game where I went looking for her voice. Aramızda biraz ilişki kurulduğunu hissettiğim bir noktaya kadar oynadıktan sonra şöyle bir oyun oynamaya başladık. Ben bu kız çocuğunun sesini aramaya başladım sağda solda. And I made sure that she experienced this as fun and silly rather than as a pressure. Bunun bir baskı oluşturucu havasını yaşatmaktansa bunu daha böyle eğlenceli, şapşalca bir oyun atmosferinde oynadım. And I was very incompetent at finding her voice. Ve tabii ki sesini bulmak konusunda da son derece beceriksiz davrandım. I looked in really silly places. Çok böyle şapşal yerlere baktım, ses acaba burada mı diye. And she laughed and laughed. Güldü, güldü. And she went and whispered to her mother so that I couldn't hear her that how silly I was. Sonra gitti annesine fısıldadı, ya ne kadar şapşal bir adam bu diye, ben duymayayım diye. And we played this many times and over time she was able to speak to her teachers and to me and to more people. Bunu oynamaya devam ettik birkaç seans boyunca ve nihayetinde benle, öğretmenleriyle ve diğer insanlarla konuşmaya başladı. So we balance the seriousness of the problem with the lightheartedness of the play. Ne yaptık? Problemin ciddiyetiyle oyunun o hafif halini dengeledik. And here's another way of saying pretty much the same thing. Aslında aynı şeyi söylemenin bir diğer yolu da şu şekilde olabilir. On this slide you see three key things that are all interconnected. Bu yansıda birbirleriyle ilintili olan önemli üç anahtar noktayı görüyorsunuz. One is play, of course. Tabii ki bunlardan bir tanesi oyun. The next is safety. Diğeri emniyet.
By this I mean both physical safety and emotional safety and security. Burada bahsettiğim emniyet hem fiziksel emniyet hem de kişinin iç dünyasında ve duygusal olarak duyduğu güvenlik duygusu. And connection. Ve temas. By connection I mean that warm, close, open relationship between a parent and a child or children with each other. Buradaki temastan, buradaki bağlantıdan bahsettiğim çocuğun başka çocuklarla ya da ebeveyniyle ya da bakım vereniyle kurduğu açık, güçlü ve sıcak bir bağlantı. We could also call it love. Bunun adına sevgi de diyebilirsiniz. But I use connection because love is always there, but connection can come and go. You can feel the connection or you can feel disconnected. Ben buna bağlantı diyorum daha ziyade. Çünkü sevgi hep oradadır, vardır. Ama her zaman bağlantı olmayabilir. Bazen bağlantı kaybedilir, bazen bağlantı tekrar kurulur. So we need to feel safe in order to play. Oynayabilmek için kendimizi emniyette hissetmemiz gerekir. But at the same time, as we're playing, we're building a sense of safety. Ama aynı zamanda oynarken de bir emniyette olma duygusu geliştiririz. We need a sense of connection in order to play. Oynayabilmek için yine bir bağlantıda olma, temasta olma duygusuna ihtiyacımız vardır. If you're very angry at your children, you don't feel like playing with them. And if they're very angry with you, they don't feel like playing with you. Eğer çocuğunuza çok kızgınsanız onunla oynayasınız gelmez. Ya da onlar size kızgınsa sizle oynamak istemezler. So we need connection to play, but play builds connection. Yani oynamak için bağlantıya ihtiyaç duyarız ama oyun da bizatihi bağlantı kurmaya yardımcı olur. Connection and safety are related to each other also. Tahmin edeceğiniz üzere bağlantı ve emniyet konuları da birbirleriyle ilintilidir. Children are safe and feel safe when there's an adult who sees what they need and takes care of what they need and is present with them, is there with them. Ortamda bir erişkin varsa çocuğun ihtiyaçlarını gözetiyor, onlarla açık ve net bir mevcudiyetini paylaşıyorsa o vakit daha emniyette hissederler kendilerini. So right now for probably most if not maybe all the children in Turkey, the safety is really shaken up. Muhtemelen şu an Türkiye'de pek çok çocuk için bu emniyet duygusu bir sarsıntıya uğradı. So we can expect that to have a big impact on their ability to play and the ways that children play. Bu da çocukların oyun oynamayla ilgili yetilerinde ve oyunlarında bir etki doğuracaktır. And that will have an impact that insecurity and not feeling safe has an impact on connection. Bu yolla yine o yeterince emniyette hissetmemeleri, o güvensizlik hissi de bağlantı konusunu etkileyecektir. As parents and teachers and mental health professionals, we feel helpless if we can't keep children safe. Ebeveynler olarak, ruh sağlığı uzmanları olarak, öğretmenler olarak çocukları emniyette tutamadığımız vakit kendimizi çaresiz hissederiz. We might be so overwhelmed by our own grief and fear that we don't have that openness to connection that we want to have. Zaten kendi kederimiz, yasımız o kadar büyüktür ki oynamaya ya da bağlantıda olmaya açık olacak bir yerde hissetmeyebiliriz kendimizi. We might hover very close to our children, not let them take any risks because there's no sense of safety, there's no firm ground. Ya da çocuğun böyle fazlaca üstüne titreriz. Aman bir şey olmasın, hiçbir risk almasın deriz. Çünkü zaten korkmuşuzdur. Aman zaten yer sarsılıyordur. Endişeliyizdir. Belki de böyle bir eğilimde olabiliriz. Our children may cling to us and it becomes very annoying. We can't get anything done and they're not being independent and they won't leave our side. Ya da çocuğumuz bize aşırı yapışabilir. Ve bu biraz can sıkıcı olabilir. Bir türlü yanımızdan ayrılmıyor, bir türlü bizi bırakmıyor ve biz de işe güce koşturamıyor olabiliriz. And we want to say, go play. Ve şunu demek isteriz, hadi git oyna. We know that play is good for children.
biliyoruz. Çocuk oyun için iyidir. E, oyun çocuk için iyidir. We might think, oh, I'll just plan a special game for everyone and that will solve everything. That will make it better. Şunu düşünebiliriz. Hmm, herkes için bir oyun organize edeyim. Bu herkese iyi gelecek. But we can't just tell children to play or expect to play with them unless we pay a lot of attention to safety and connection. Ama emniyet konusuna, bağlantı konusuna eğilmeden çocuğun öylece oynamasını ya da bizim kurduğumuz oyuna katılmasını bekleyemeyiz. So if you notice that play doesn't seem to be happening or play is not going well or going like you want it to, instead of pushing more play, back up and think about safety and connection. Eğer tasarladığınız oyun düşündüğünüz gibi gitmiyorsa, katılım olmuyorsa, oyun ortamı yaratılamıyorsa, daha fazla oyun diye zorlayacağınıza emniyet konusuna ve bağlantı konusuna bir bakmanız yerinde olacaktır. Let me give an example of what I mean about the importance of safety and connection before play can happen. Oyunun gerçekleşmesinden evvel emniyet ve bağlantının neden önemli olduğuna dair birkaç şey daha söylemek isterim. One of the first things that I wrote about parenting was a story that I called The Love Gun. Ebeveynlikle ilgili ilk yazdığım kitaplardan bir tanesi Love Gun adlı bir öyküydü. A little boy about 6 years old, a friend of my daughter's, came over and he found this water gun and he aimed it right at me. Kızımın bir arkadaşı vardı çocukken. Bir gün bize geldi, elinde bir su tabancası. Bana doğru yönlendirdi tabancayı. And I knew that it wasn't loaded with water because I didn't hear the water running. And so I thought I could play with this a little bit. İçinde su olmadığını biliyordum çünkü içinde çalkalanan suyun sesini duymadım. Dedim dur birazcık ben bununla oynayabilirim. So I said, oh, you found the love gun. Wow, sevgi tabancasını bulmuşsun dedim. And he said, what? And he looks at this gun and he looks at me. He didn't know what was going on. Ne? Dedi bir tabancasına baktı, bir bana baktı. Ne olduğunu anlayamadı. I said, oh yes, when I get shot with that love gun, I just have to love the person who shot me. Sen bilmiyor musun dedim. O bir sevgi tabancası ve sen o tabancayla beni vurursan, beni vuran kişiyi benim çok sevmem gerekir. So he looks at the gun, he looks at me, and finally he pretends to fire it at me, and I get up and I start saying, I love you, I love you. Sonra bir tabancasına baktı, bir bana baktı, nişan alıp nihayet ateş etti. Ben de vurulmuş gibi yapıp, ah, seni çok seviyorum, çok seviyorum dedim. And he's laughing and he drops the gun and runs away and says, stop loving me, stop loving me. Bayıldı gülmekten, attı tabancayı bir tarafa, başladı koşturmaya, bırak bırak beni sevmeyi bırak, bırak beni sevmeyi bırak diye. And my daughter said, what's going on? And I said, he shot me with a love gun. Kızım dedi, baba ne oluyor? Yapacak bir şey yok kızım, beni sevgi tabancasıyla vurdu dedim. She'd never heard of the love gun, but she was pretty smart. She figured it out and she picked up the gun and she shot me. Daha evvel hiç duymamıştı böyle bir şey ama çok zekidir. Hemen aldı tabancayı, o da bir beni vurdu. And I start singing to them these old love songs from the 1970s. Ben de o zaman her ikisine 1970'lerden kalma aşk şarkıları, sevgi şarkıları söylemeye başladım. And they say stop loving me and they keep shooting me and we play this for a long time. Ya yapma, sevip durma bizi deyip bir taraftan da vurmaya devam ettiler. Bunu böylece oynadık bayağı bir süre. And this story, this incident taught me that children always want to know, children always want to connect. Even though it doesn't always look like it. Bu da bana şunu öğretti. Dışarıdan öyle görünmeseler de aslında çocuklar her zaman bağlantı kurmak isterler. So a while later after I wrote my book, a mom wrote to me and said, your love gun thing just doesn't work. It's a terrible idea. Ben aşk tabancası, sevgi tabancası kitabını yazdıktan sonra aradan biraz zaman geçti. Bir anne bana bir mektup yazdı. Diyor ki, bu sizin sevgi tabancası fikri hiç işe yaramadı. Haberiniz olsun. So I said, well, what do you mean? Neyi kastediyorsunuz dedim. Nasıl işe yaramadı? She said, my son was very angry with me and he kicked me. Benim oğlum çok kızgındı bana, çok öfkeliydi. Bana tekme attı. And I said to him, oh, you got me with a love kick.
Ben de ona dedim ki, dedi, aa, bana sevgi tekmesi attın. Now I have to hug you. Şimdi benim sana sarılmam lazım. And she said, it made my son even more angry. Bunu yapınca oğlum daha da öfkelendi, dedi. So I think you can see the problem here. Buradaki problemi zannediyorum siz de fark etmişsinizdir. The first boy and the first story was ready to play. It was an aggressive kind of play he was doing, but he was ready to play. İlk öyküdeki o ilk oğlan çocuğu oynama modundaydı. Evet, tabancayla agresif bir oyun olabilir belki ama oynamaya istekli bir oyun modundaydı. The second boy with the kick, he was not in any readiness to play. Ama ikinci öyküdeki o oğlan çocuğu hiç oyun modunda değil tekme atarken. He had an idea for a way to connect with his mom. Evet, annesiyle temas kurmaya dair bir fikri var. I'll kick her and show her just how angry I am. O da şu, tekmeyi bir basayım görsün ne kadar kızgın olduğumu. Of course we wish that children wouldn't connect that way. Tabii ki biz çocukların bu şekilde bağlantı kurmalarını arzu etmeyiz. But she thought, oh, connection is important, play is important, I'll make this a love kick. Ama ne yapmış işte orada anne? Ha, temas önemli. Oyun da önemli. O zaman ben bunu bir sevgi tekmesi diye dönüştüreyim. So why didn't it work? Neden işe yaramadı peki? The connection he needed at that moment was not play. It was an emotional connection. Bu an içerisinde o çocuğun ihtiyaç duyduğu bağlantı bir oyun bağlantısı değil. Burada duygusal anlamda bir bağlantıya ihtiyaç duyuyor. Oh, ow, that hurt. Şöyle bir şey. Ah, canım yandı. You must be so angry to be kicking. I can really see how angry you are. Böyle tekme atmak için bayağı öfkelenmiş olman gerek. Anlıyorum ne kadar öfkeli olduğunu görüyorum. You are angry, angry, angry. Of, çok kızmışsın. Çok 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 kızmışsın. He needs to connect with that. Notice the feelings, reflect back the feelings, accept the feelings. Çocuğun bu anlamda bir bağlantıya, bir temasa ihtiyacı var. Duygusunun fark edilmesi, duygusunun yansıtılması ve duygusunun kabul edilmesi. So even though she was trying to connect with play, she missed the chance to connect at that emotional level, which was the kind of connection he needed. Evet, bir bağlantı ihtiyacı olduğunu görüyor burada, bunu fark ediyor ama tam olarak nasıl bir bağlantı ihtiyacı olduğunu fark edemiyor. And it so it became a disconnection instead of a connection. And so she thought, oh, all this stuff you say about play is all ridiculous. Yani burada bağlantı kurmak yerine bir bağlantı kopukluğu aslında oluşturmuş oldu. Ama bunun da suçunu bu sevgi tabancası işe yaramıyor'a attı. But it's not ridiculous. It's just tuning in and seeing, is this time to connect with play or is this time to connect by building safety by showing our empathy. Ya bakılması gereken şey tam olarak nasıl bir bağlantı ihtiyacı? Burada oyunla alakalı bir bağlantı ihtiyacım var. Yoksa duygusal anlamda temas etmek ve bir empati ihtiyacım var. Bunu görerek yaklaşmak gerekiyor. So, let me just say one more thing about the safety part of this. Şimdi de dilerseniz bu üç önemli unsurun emniyet kısmından biraz bahsedelim. It's nice to talk about emotional safety when everything is fine, but what if things are not actually safe? Her şey yolunda giderken duygusal emniyetten bahsetmek, güvenlikten bahsetmek kolaydır. Ama işler ters gittiğinde, sorunlar, problemler ortaya çıktığında ne yapacağız? Then I think it's very important to connect over doing everything we can together to make things as safe as possible. Burada o zaman ne yapmak lazım? Mevcut bağlantılarımızı en iyi şekilde kullanarak ortamı çocuklar için olabilen en emniyetli hale getirmek gerekiyor. To notice signs of safety because our brains are wired to notice signs of danger, but we have to remind ourselves sometimes to notice signs of safety. Burada yapılması gereken şey bir takım emniyet ve güvenlik işaretlerinin fark edilmesini sağlamak. Beynimiz hep tehlike işaretlerini görecek şekilde tasarlanmıştır.
Ama biz böylesi ortamlarda güvenliğin de olduğunu, anlık da olsa emniyet duygusunun ve işaretlerin olduğunu gösterebilmeliyiz. So maybe we talk about the people who are doing rescue rather than focus on people who are hurt all the time. Burada sürekli incinmiş, yaralanmış insanların yerine kurtulan insanlara odaklanmak. We don't want play to mean we're just going to pretend that everything is fine and just ignore it and play. Burada kastettiğimiz şey olmadı ki, acımadı ki, hiç kimseye bir şey olmadı ki, her şey yolunda gibi bir oyun oynama şekli değil. Olanı inkar eden, öyle olmadı ki diyen bir oyundan bahsetmiyoruz. For emotional safety, we can boil it all down to I'm here. Duygusal güvenlik ve emniyet konusunu şuraya odaklamak mümkün. Ben buradayım. And if we can't be there, then we bring it to I will find someone, we will find someone who will be there with you. Biz orada olamıyorsak da orada seninle olacak birini bulacağım. And of course, if you are someone who is caring for a displaced child or an orphan child, then it's not enough. Of course, it's not enough to say I'm here because you're not the one that they're longing for. Tabii ki yerinden edilmiş, annesini babasını kaybetmiş belki bir çocuğa siz bakım veriyorsanız, onun yanında destek oluyorsanız, sadece orada ben buradayım demek yeterli olmayacaktır. Kuvvetle muhtemel o zaten kendi bakım verenini arıyordur, onu özlüyordur. But we still say I'm here and we show it in every way we can. Ama yapabildiğimiz her biçimde, her şekilde evet buradayım, evet yanındayımı hissetmek, söylemek gerekiyor. We don't expect that to make everything okay. Bu oldu diye her şey düzelecek diye bekleyemeyiz tabii ki. I'd like to give some more examples of bringing a problem into the play zone. Peki şimdi izin verirseniz problemi oyun sahasına çekmenin birkaç örneğini daha paylaşmak isterim. This is Zuzu, my assistant. Bu benim asistanım Zuzu. So, it's often too much, too intense to talk to a child directly about their feelings. Bazen çocuklarla duygularından doğrudan bahsetmek onlara fazla gelecektir. Onlara fazla doğrudan gelecektir. Çok direkt gelecektir. But play can be a bridge. Ama oyun bu noktada bir köprü görevi görebilir. So you might say to a child, Zuzu's very scared today. Çocukla şöyle bir konuşma yapabilirsiniz. Biliyor musun, Zuzu bugün çok korkmuş. I tried to tell Zuzu everything's okay, but she's still so scared. Ben Zuzu'ya her şey yolunda demeye çalıştım ama hala çok korkuyor. And then I can hand Zuzu to the child and see, does the child punch Zuzu for being scared or comfort Zuzu or what do they do? Sonra Zuzu'yu çocuğa veriyorum, bakalım ne yapacak? Acaba alacak bir tane vuracak mı şöyle, neden korkuyorsun diye? Yoksa Zuzu'yu alıp acaba bağrına mı basacak sakinleştirmek için? Whatever they do is right. Her ne yaparlarsa yapsınlar, bu doğru. Even if they punch Zuzu for being scared, that seems like a wrong thing, but children are smart. They use play and they know what they're doing even if we don't understand it. Evet, yumrukla vurması size yanlış bir şey yapıyor gibi gelmiş olsa da çocuk ne yapacağını bilir, oyunu nasıl kullanacağını bilir. If they punch Zuzu, you can say, "Ooh, ah, ooh, ooh, hey, why are you punching me? All I said was I was scared. Now you're punching me. Eğer çocuk Zuzu'yu yumruklamayı tercih etmişse şöyle bir yanıt verebilirsiniz. "Ah, ne yapıyorsun? Vurdun mu bana? Ay ben sana korkuyorum dedin, sen hala bana vurdun. Vurdun bir tane daha." Now, if you were trained as a psychologist like me, you'd be very tempted to say to the child, "Now you're punching Zuzu because you don't like that you're scared. You feel bad that you're scared." Eğer psikoloji eğitiminiz varsa içinizden şunu deme eğilimi gelir hemen. Sen kendin korktuğun için bu korkudan hoşlanmıyorsun. O yüzden Zuzu'nun korkusuna böyle yanıt veriyorsun galiba gibi bir şey gelebilir içinizden. Don't do that.
Öyle yapmayın, böyle demeyin. Resist that urge. Bu itkiye olabildiğince direnmenizi öneririm. Tell your colleagues later how smart you are and how you figured it out, but with a child, keep it playful. Siz sonra meslektaşlarınızla sohbet ederken, ya ben çocuğun o hareketini öyle bir yorumladım ki oradan yakaladım diye konuşun, anlatın ama çocukla beraberken oyuncu kalmaya devam etmemiz gerekiyor. If your child is clingy, clings to you, then you can make Zuzu super clingy. Eğer çocuk mesela size çok yapışmış vaziyette, bir türlü bırakmıyor, o zaman Zuzu'yu çok yapışmış bir oyuncağa dönüştürebilirsiniz. So I'll pretend I have a child here with me. Diyelim ki burada bir çocuk olduğunu varsayalım yanımda. Hey, play with me, play with me, play with me. Don't play with any of those other toys. Benle oyna, benle oyna. Başka bir oyuncakla sakın oynama. Sadece benle, benle oyna, benle oyna. Hey, where are you going? Where are you going? I gotta go with you. I gotta go with you. Hey, hey, hey. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ben de geleceğim. Ben de geleceğim. Hey, hey, bak buradayım. In all these games, we're tuning in to make sure the child is laughing and smiling and doesn't feel like we're making fun of them. That is not the goal. Dikkat etmeniz gereken ince ayar şurada. Bu oyunlarınızı çocuğun hala güldüğü, çocuğun hala eğlendiği bir havada, bir frekansta vermeniz lazım. Çocuk kendisiyle dalga geçildiği gibi bir hisse kapılmaması gerekiyor. Siz de oyuncusunuz, o da oyuncu ve gülüyor olması gerekiyor. If they do feel teased by the game, then apologize sincerely and go do something else, something unrelated, like kick a ball around. Eğer böylesi bir dalga geçildiği hissine kapıldıysa çocuk, hemen özür dileyin ve direkt başka bir şey yapın. Çok alakasız, gidin top oynayın. These two variations, the Zuzu scared and Zuzu is clingy, what these games do is let the character hold the emotion. Bu iki örnekte de, korkmuş Zuzu'da da, yapışkan Zuzu'da da aslında siz duyguyu karakterin, buradaki oyuncağın taşımasına alan açıp bu şekilde ifade edilmesine fırsat veriyorsunuz. This gives the child some room. They don't have to be stuck in the emotion and that's all that they are. They can look out here and see the emotion out here. Bu da çocuğa daha geniş bir hareket alanı tanıyor. Duyguyla takılıp kalmak zorunda kalmıyor. Duygusunu, yaşadığını dışarıdaki bir özne, nesne üzerinden deneyimleyebiliyor. And the laughter and the connection you have playing together heals and releases some of that tension that's been built up. Bir de buna kahkaha öğesi katıldığında, beraber oynamanın verdiği o bağlantı öğesi katıldığında, çocuk içinde tuttuğu o baskıyı, o gerginliği de bu şekilde serbest bırakabiliyor. Let's take a situation of a child who's not cooperating. Peki, şimdi de işbirliği yapmayan bir çocuk örneği üzerinden gidelim. Or a child who suddenly has regressed and they can't get dressed by themselves. They can't do their homework. They can't take care of themselves. Diyelim ki bu çocuk birdenbire regresi olmuş bir çocuk da olabilir. Kendi başına idare edemiyor kendini, ödevini yapmıyor. Daha evvel yaptığı şeyleri yapmayı reddeden bir çocuk örneği üzerinden gidelim. We've all had fights with children about things like this. Biliyorsunuz hepimiz çocuklarla bu tarz konularla ilgili kavga etmişizdir. Whether you win or lose the fight, you always lose. İster kazanın, ister kaybedin o kavgayı, hep kaybeden taraftasınızdır. So bring the problem into the play zone, you bring the conflict into the play zone. Ne yapıyorsunuz? Problemi oyun alanına çekerken bu çatışmayı da oyun alanına çekiyorsunuz. She can't get dressed by herself. What are you talking about? Nasıl kendi başına kıyafetini giyemiyormuş bakayım? Oh yes she can. She's amazing. She can do anything. Hayır, tabii ki giyinebiliyor. Harika birisidir o. Her kıyafetini giyinebilir. No she can't. No she can't. Ne alakası var? Biliyorum, giyinemiyor bile kıyafetini. Now the child is laughing and wants to prove that this one is wrong and this one is right. Sonra çocuk da gülmeye başlar. Zuzu'yu haksız çıkarmaya, diğer oyuncuğa haklı çıkarmaya çalışır. With an older child who might find this game too childish, there's some variations.
yaşı biraz daha ileri çocuklar bunu fazla çocukça bulacağından bir takım farklı versiyonlarını kullanabilirsiniz. I like to turn and speak to someone who's not there. Could be a grandparent. Mesela orada olmayan biriyle konuşma yöntemi bunlardan biri. Bu bir büyük anne ya da büyük baba olabilir. It could be a guardian angel, especially if you believe in guardian angels. Ya da bir koruyucu melek olabilir, özellikle böyle bir şeye inanılıyorsa. Could be their favorite character from TV or their favorite singer if they're a teenager. Televizyondan sevdikleri bir karakter, bir şarkıcı olabilir. And you talk to it about the child and about yourself. O kişi, o figür her neyse, ona doğru konuşuyorsunuz, anlatıyorsunuz çocuğu ve kendinizi. And you're not saying nasty things about the child. Çocukla ilgili kötü şeyler söylemiyorsunuz bu arada. But we all know that children tune us out when we talk to them, but they can hear us from anywhere if we're talking about them. Biliyorsunuz çocuklarla direkt konuşmaya kalktığınızda sizi hemen böyle bloke edebilirler. Ama herhangi bir yerde onlarla ilgili konuşursanız kulakları direkt sizdedir. So, let's say grandma is far away or has passed away, but I imagine talking to grandma and I say, my grandma, my child won't do homework. He's not doing any homework. Diyelim ki büyük annem uzakta olsun ya da vefat etmiş olsun. Böyle çocukla değil de ona dönerek, ah nineciğim, ah bu çocuk ödevini de yapmıyor bir türlü. Ne yapacağım bilemedim. Hiç ödeve elini sürmüyor. What? Homework's not that important. What are you talking about? Ne dedin nineciğim? Ödev önemli değil mi? O ne demek yahu? I know things are crazy right now, but he still has to do his homework. Tamam, ortalık karışık, evet. Ama ödev de ödev yani, yapılması lazım. This is, you will find yourself, if you do this, having more perspective on the problem. And your child will see this conflict happening over here and not between you and the child. Bu birkaç açıdan iyi. Bir kere siz böylesi bir diyaloğa girdiğinizde soruna dair fark etmediğiniz bir takım perspektifler edinmeye başlayacaksınız. İkincisi de çocuk mevcut sorunu siz ve kendisi arasında değil, bu diyaloğun içerisinde dışarıdan görme şansına kavuşacak. I'll give another example. I'll give the younger version and the older child version. Birkaç örnekle daha bunu birazcık daha açıklayalım. Küçük yaşta bir çocuk ve daha ileri yaşta bir çocuk örneğiyle gidelim. I will take an example of a child who is displaced and is living in a different region of the country with unfamiliar people. Birinci örneğimizde yerinden edilmiş bir çocuk örneği olsun. Kendi evinden, kendi yaşadığı yerden uzakta yabancılarla beraber kalmak zorunda olduğunu tahmin edelim. With a younger child you can use Zuzu. Küçük bir çocuksa eğer Zuzu yine yardımımıza yetişir. And you say to the child, Zuzu doesn't know any of the customs here, doesn't know about these foods. Everybody talks funny. Could you help Zuzu get adjusted? Şöyle diyebilirsiniz. Bir şey söyleyeyim mi? Zuzu buraların çok yabancısı. Bu kültürü de tanımıyor, burada konuşulanları da çok anlamıyor. Her şey ona biraz değişik geliyor. Ya rica etsem Zuzu'ya biraz yardımcı olur musun? It's so important for children to be the expert and not the helpless one all the time. Çocuklar için her zaman çaresiz durumda kalmamak, arada bir de böyle uzman olmak, bilen olmak çok önemlidir. And if usually children love this job, but if they say I don't know, then you could say, well, could you and Zuzu figure it out together? Belki çocuk şunu diyebilir. Bilmem ki nasıl yardımcı olayım. O zaman şöyle bir şey diyebilirsiniz. Belki Zuzu ile sen beraber bunu yaparsın, beraber bulursunuz, keşfedersiniz. Ne dersin? I know this is something you've thought about a lot. Biliyorum, bu senin de kafanı kurcalayan bir şey olabilir baya baya. With an older child or a teenager, you do it without the doll. Eğer daha ileri yaştaki bir çocukla ya da ergen yaştaki bir çocukla bunu yapıyorsanız, herhangi bir şekilde bebek kullanmanıza, kukla kullanmanıza gerek olmayabilir. My friend has a family living with them, and my friend really wants
the children to feel comfortable and to feel safe and to not feel like, oh, this is such strange people. I know this is something that you've been dealing with. Do you have any advice I could give my friend? Benim arkadaşımın misafiri gelmiş. Onu rahat ettirmek istiyor. Kendini yabancı gibi hissetmesin istiyor. Ya sen de böyle bir durumdasın. Ne gibi bir tavsiye verebilirsin arkadaşıma? Ne yapsın sence? Ne olursa o gelen misafiri kendini daha rahat hisseder gibi. So I mentioned before the example of the love gun where the child was ready to play and the love kick where the child really needed emotional connection. Oynamaya hazır olan çocukla oynadığımız sevgi tabancasını ve oynamaya hazır olmayan çocukla yapılan sevgi tekmesi örneğini hatırlarsınız. How do we know which it is? Peki hangisini oynadığımızı ya da hangisinin ne hazır olduğumuzu nasıl anlayacağız? When I gave the example, I made it kind of obvious. Tabii ben size örneği verirken çok bariz bir örnek olarak verdim. Sometimes it's not so clear. Bazen karşılaştığınız etkileşim net bir şekilde ya da bariz bir şekilde ben sevgi tabancasıyım şu an ya da sevgi tekmesiyim demeyebilir. This is actually a mistake I've made many times. Aslına bakacak olursanız bu hatayı çokça defa ben de yaptım. I tried to play and it wasn't time for play. Oynamaya çalıştım ama gördüm ki o an oyun anı değilmiş. It's okay. Hiçbir sakıncası yok. I apologize. Switch over to emotional connection. Özür diledim ve tekrar duygusal bağlantı kurmaya geçtim. My granddaughter says to me sometimes, "Don't be silly right now." Mesela torunlarım derler. Şimdi şapşal olma zaman değil. So you don't have to be afraid of, oh, what if I get it wrong? If you are open to correction, the children will correct you and guide you, and then you know which way to go, towards play or towards emotion. Kendinizi kasmaya, kendinizi endişelendirmeye gerek yok. Ya ne yapacağım acaba? Şimdi oyun zamanı mı, bağlantı zamanı mı? Siz yapın. Zaten çocuk sizi düzeltecektir. Yapmanız gereken düzeltmeye açık, düzeltmeyi almaya açık olmak, özür dilemek ve gerekeni yapmak. Hangisi o an doğru zamansa. Now here's a big question. Şimdi büyük bir soru var karşımızda. What if children are ready to play but you're not ready to play? Ya çocuk oynamaya hazırsa ama siz hazır değilseniz. That is okay. Bu da olur. Bu da okay. If it means anything, you have my permission to not play. Eğer bir anlama gelir mi bilmem ama oyun oynamayı istememek de okay. Böyle bir izin var. The play is great, but we have to take care of ourselves too. Oyun harika bir şeydir ama bizim kendimize de özen göstermemiz gerekir. Of course, if possible, we can give ourselves a little push to play and make sure to just dump on somebody, another grown-up, when we're done, saying, "I don't know how I managed to play for that time. I'm so exhausted." Tabii ki burada kendimize birazcık hafif cesaretlendirmeler yapabiliriz. Ufak kendimizi motive edebiliriz oyun oynayalım diye. Ama sonrasında işte ya nasıl yapacağım, nasıl oynayacağım diye başkasının üstüne yıkmak yerine. But if we can't, we can't and it's okay. Eğer oynayamıyorsak oynayamıyoruzdur. Bu da kabul edilebilir. We can be honest with our children. Bu noktada çocuklarla dürüst olmak gerekir. But I recommend that when we're being emotionally honest with our children, that we might want to turn the volume down a little bit so that we don't blast them with the full intensity of our honesty. Ama size şöyle bir tavsiyede bulunmak isterim. Çocukla duygularınız anlamında dürüst olacaksanız yayınınızın sesini birazcık, o yayının sesini birazcık kısın. Hani duygusal dürüstlüğünüzü son ses paylaşmak zorunda değilsiniz çocukla. Tamam, dürüst ama biraz kısık seste. So we wouldn't probably want to say, "Stop asking me to play. You're driving me crazy." Yapma artık. Oyun oynayacağım diye tutturma. Deli ediyorsun beni. Demeyin. But we can turn the volume down and be honest and say, "Oh, I wish I could play, but I really don't have it inside of me to play right now." Yine dürüst olup sesi biraz kısıp, "Ah, keşke oyun oynayabilseydim ama şu an içimden o kadar gelmiyor ki."
I also like to use what I call parts language. Birazcık da farklı tarafların dili dediğim şeyi kullanmayı seviyorum. You know, when you keep asking me to play, I'm so tired. Part of me wants to say, yes, I will play with you no matter how tired I am. Şöyle diyebilirsiniz. Çok yorgun olduğunda ve sen benden hadi oynayalım, hadi oynayalım diye istediğinde içimden bir taraf şunu diyor. Evet, ne kadar yorgun olursam olayım seninle oynarım. And part of me wants to scream, stop asking me to play, I can't play. Ama içimden diğer tarafta şöyle diyor. Ne olursun artık benden oynamayı isteme, hiç oynayacak halim yok. When we say the warm part first and we exaggerate the angry part in a funny way, then children can hear it. It's not a blast. Sıcak tarafımızı önce ifade edip, istemeyen tarafımızı da biraz abartıp böyle komik biçimde verdiğimizde, o zaman çocuklar duyulduklarını hissediyorlar ve duyuyorlar da. Bütün öfke ya da duygu patlamanızın şokuyla karşılaşmak yerine daha iyi alabiliyorlar. I'd like to switch now to a new topic, which is the adult role when it comes to children's play. Şimdi yeni bir konuya geçmek istiyorum. O da çocuklarla oyun oynarken girdiğimiz erişkin rolü. And this is the same basically if you're the parent or a volunteer or a mental health professional, any adult in relation to children's play. Çocuklarla ilişki içerisindeki herhangi bir rol olabilir bahsettiğim. Ebeveyn olabilirsiniz, gönüllü olabilirsiniz, ruh sağlığı uzmanı olabilirsiniz, öğretmen olabilirsiniz. When we're dealing with children's free play, where they're doing what they want to do and they're in that flow state, then there's a few things we can do. Çocukların serbest oyunuyla kalıyorsak eğer, yani onların istediklerini oynadıkları, o akış içerisinde oldukları anda, erişkin olarak yapabileceğimiz birkaç şey var. We provide some simple materials. Bir takım basit materyaller sunabiliriz. We think about safety, but not so intensively that we don't allow children to take risks. Burada emniyet kısmında düşünüyoruz ama böyle çok yoğun, sıkı sıkıya değil, bir şekilde risk de alabilsinler fazla olmamak kaydıyla. We observe from kind of a middle distance. We're not in their face and we're not turned away. Orta mesafeden izliyoruz. Ne böyle tepelerindeyiz, enselerindeyiz, ne de böyle açılmış gitmişiz vaziyette olmuyoruz. We trust them to work out conflicts if they're not too big, and we trust them to take risks that are the right size risk for them. Yine aralarında ufak anlaşmazlıklar olabilir. Bunu kendi aralarında çözeceklerine yönelik onlara güvenebiliriz. Yine çok büyük olmamak kaydıyla oyunun içerisinde ufak riskler almasına yine izin verebiliriz. And we if we have the energy, we join in the play sometimes, but not all the time. We don't take it over. Ve tabii ki enerjimiz varsa arada bir oyunlarına da katılabilirsiniz ama her zaman bütün oyunu devralmak gibi bir şeyden bahsetmiyorum. At the other extreme from free play is when play is blocked. Serbestçe akan oyunun tam diğer ucunda da oyunun bloke olduğu durumlar vardır. They're shut down. Kendisini kapatmıştır çocuk. Or they're being destructive. Ya da etraflarına yıkıcı bir takım davranışlarda bulunuyorlardır. I'm not talking about aggressive play like bah, 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 bah. I'm talking about actual destruction. Benim bahsettiğim buradaki o agresif oyun değil. Hani böyle iki kuklanın al sana yaptı değil. Bir fil sağa sola yıktıkları bir durumdan bahsediyorum. When play is blocked, the best thing an adult can do is accept right where the child is. Oyun bloke olduğunda erişkinin yapacağı önemli şeylerden bir tanesi çocuğu olduğu yerde ve olduğu halde kabul etmek. Not pressure them to play. Oynamaya zorlamamak gerekir. I'm right here. Bak ben buradayım. I can see you don't feel like playing right now. Hiç oynayasın olmadığını şu an görüyorum. Kind of looks like you don't feel like doing anything right now. Aslına bakacak olursan hiçbir şey yapasın da yok gibi. You really are wanting to break something or hurt somebody right now.
şu an elinden gelse de bir şeyleri kırsan, bir ki birilerine vursan. I'm going to do my best to keep you safe and everyone else safe. Seni ve buradaki herkesi güvende tutmak için ben elimden geleni yapacağım. So we're forgetting about play for the moment and we're building safety, building connection. O an için oyunu bir tarafa koyuyoruz, emniyet ve bağlantı kuruyoruz. When children are shut down or destructive, one key factor is physical contact, physical closeness. Çocuk kendini kapattığında ya da etrafında yıkıcı olduğunda önemli unsurlardan bir tanesi fiziksel temas, fiziksel yakınlık mevzudur. I have this tendency and I bet that many of you have the same tendency. Ben de böyle bir eğilim var. Eminim çoğunuzda da vardır. Because your parents and your volunteers and your mental health professionals and so you want to give them a big hug. Çünkü ebeveynsiniz, çünkü gönüllüsünüz, ruh sağlığı alanında çalışıyorsunuz. Belki istiyorsunuz ki gidip şöyle kocaman bir sarılın o çocuğa, değil mi? But when children are overwhelmed, sometimes a hug doesn't feel warm and fuzzy. It feels like more stimulation. Ama çocuk bunu almışsa, zaten yaşadığı ona fazla geliyorsa, çocuğu kucaklamak öyle bonçik, sıcacık bir şey gibi değil de, aşırı bir uyaranı biraz daha arttırmak gibi algılanabilir. So it requires a very careful tuning in to the child to see just how close to be so they feel that you're there but they're not intruded on and overwhelmed by you. İşte burada çok hassas bir ayarlama yapmanız gerekiyor. Çocuk hem orada olduğunuzu, yakında ve yanlarında olduğunuzu hissedecek ama siz bir de onları bunaltacak kadar da diplerine gelmemiş olacaksınız. Bu ayarı, bu dengeyi gözetmeniz lazım. That might be in your arms or it might be an inch away or it might be 2 meters away or it might be 3 rooms away. Bu bazen kolunuzu boyuna sardığınız, bazen şöyle bir karış mesafede, bazen birkaç metre ya da bazen şöyle iyice ötede durduğunuz bir mesafeyi gerektirebilir. I call this the edge. Ben buna tam kenar diyorum. And if you start to think this way and to tune in to the edge, you'll start to actually feel it as though you've actually hit an edge, hit a wall there. İşte o kenarı, yani çocuğun o enerji alanının tam kenarını hissetmeye başlıyorsunuz bir noktadan sonra. Biliyorsunuz ki uzaklaşırsanız uzakta kalacaksınız ama biraz daha ilerlerseniz alanına gireceksiniz. Onu zaman içerisinde hissetmeye başladığınızı göreceksiniz. I was with a group of other parents and a bunch of children one time outside. Bir keresinde bir grup ebeveyn ve çocuklarıyla dışarıda bir etkinlikteydim. And there was one little girl who was very shy. Bir küçük kız vardı, pek çekingendi. And she was kept hiding behind her mom. Sürekli annesinin arkasına saklanıp duruyordu. The other kids were all playing tag. Ama diğer bütün çocuklar elim sende oynuyorlardı. And she was too scared to join in the game. Bu kız çocuğu oyuna katılmak konusunda çok korkuyordu. So I stood behind one of the other grown-ups and I would peek out from behind that other grown-up as she peeked out from behind her mom. Ben de gittim, başka bir yetişkinin arkasına saklandım. Arada bir ona baktım şöyle, o annesinin arkasından bakarken ben de ona baktım. And she started to smile. Yavaş yavaş gülümsemeye başladı. And we were about 2 or 2.5 meters apart. Aramızda şöyle 2.5-3 metrelik bir mesafe var. And I said, "You're it." And I just touched the air in front of me. I didn't get any closer. Sonra elimi uzattım ve onun önündeki boşluk alana "Ebe" dedim. Ama ona dokunmadım. Onun böyle bir metre mesafesindeki havaya dokundum. "Ebe." And then I did this kind of pretend running away, but I only moved a little bit away. Sonra böyle kaçarmış gibi yaptım ama aslında pek bir yere gittiğim yok. Birazcık uzaklaştım. And then she tagged me from the same 2 meters away. O da yine aynı 2 metre mesafeden beni ebeledi. And we played a great game of tag, the two of us, and we never got closer than 2 meters apart. Ve harika bir elim sende oyunu oynadık ama 2 metreden daha fazla da birbirimize hiç yaklaşmadık. And so I'll use that game as a transition to
the middle. So not free play, not completely blocked, but play that's a little bit stuck. Ben bu oyunu ortada kalmış, orta alanda bir oyun olarak görüyorum. Ne tamamıyla serbest biçimde akan bir oyundan bahsediyoruz, ne de tam anlamıyla bloke bir oyundan bahsediyoruz ama bir noktada biraz ortada. So you could have looked at this child and say she's too shy to play. Bu çocuğa bakıp şunu diyebilirsiniz. Çocuk oyun oynamayacak kadar çekingen. But she wasn't too shy to play. She was not wanting to play the way the other kids did, but she wanted to play. She just needed somebody to meet her right where she was ready to play. Çocuk oyun oynamayacak kadar çekingen değildi. Sadece diğer çocukların oynadığı gibi oynamak istemiyordu. İhtiyacı olan, istediği şey onun bulunduğu alanda, onun bulunduğu mesafede onunla buluşacak ve oynayacak birisiydi. So we follow. Ne yapıyoruz? Hep takip ediyoruz. Give a little tiny push and then back to following. Ufak bir dokunuyoruz ne alemde diye tekrardan takip etmeye geçiyoruz. Some children, the way they're stuck in the middle is they can't stand to lose. Bazı çocuklar nasıl ortada kalırlar, orta alanda oynarlar? Mesela bir türlü kaybetmeye tahammül edemezler. You could try giving them a lecture on good sportsmanship and the most important thing is to have fun, not to win. İsterseniz ona 2 saat nutuk çekin. İşte sportmenlik böyledir. Önemli olan eğlenmektir. Kazanmak çok mühim değildir diye. I'm guessing that won't work too well. Tahmin ederim çok işe yaramayacaktır. Instead, you can exaggerate how I will never lose, I never lose. Ah, I can't believe I lost. Onun yerine abartma yoluna gidebilirsiniz. Asla kaybetmeyeceğim, asla kaybetmeyeceğim. Ah, ne oldu? Ben kaybettim gibi. So you get a little laughter and a little lightness right in the spot where there's tension. Yani gerginliğin olduğu o nokta neresiyse oraya bir tutam espri, bir tutam böyle çok ciddiye almadan hafif bir yaklaşım ekleyebilirsiniz. Children who are very timid, I'll share one of my favorite games. Özellikle çekingen olan çocuklarla oynadığım en sevdiğim oyunlardan birini paylaşayım sizinle. I cover my eyes and say, I can't watch. You're walking. What if you fall over? Mesela şöyle diyorum. Bakamayacağım. Yürüyorsun. Ya düşersen ne olacak? Daha fazla izleyemeyeceğim. And they'll say, look, I'm walking. Onlar da diyorlar ki, bak, yürüyorum bir kere. No, I can't watch. Yok, hayır, bunu izleyemeyeceğim. Wait, look, I'm climbing on this wall. O zaman diyor ki, bak duvara doğru tırmanıyorum üstelik. No, you'll fall, I can't stand it. Ne, bir de duvar mı? Allah'ım dayanamayacağım, bakamıyorum. So now I'm holding their fear in a funny way and they can assert their spirit of adventure and excitement. Ne yapıyorum? Onun o çekingenliğini, o korkusunu ben tutuyorum komik bir biçimde, hafif bir biçimde. Bu da onun içinde o maceracı, o risk alan, o cesaretli kısmın açığa çıkmasına yardımcı oluyor. You see how different that is from go play, all the other children are climbing, what's wrong with you? Bununla şunun arasındaki farkı görüyorsunuz değil mi? Hadi canım sen niye oynamıyorsun? Bak bütün çocuklar oynuyor, hadi sen de yap. Then they're just stuck in that fear. And bunu you are just being so judgmental. Bunu yaptığınızda o korkuları içerisinde daha da takılıp kalıyorlar. Siz de yargılayıcı olduğunuzla kalıyorsunuz. If a child all they can do is sit and stare into space, then sit next to them and stare into space with them. Eğer çocuğun yapabileceği tek şey o an oturup boş bakmaksa etrafa, siz de yanlarına oturursunuz, boş bakarsınız etrafa. After a very long time of joining them in this totally boring activity, then bump their shoulder just a little bit and that's it. Bu oldukça sıkıcı oyuna uzun bir süre katıldıktan sonra şöyle omuzunuzla omuzlarına bir dokunun ve çekin, bu kadar. Your goal is not to shake them out of it and make them energized and go to play. Amacınız burada onları şöyle bir silkeleyip içlerini enerji doldurup koşup oyuna katılmalarını sağlamak değil. Your goal is to let them know I am here with you. You are okay with me. Amacınız şu.
Bak ben buradayım, seninleyim. Senin de benle olman okay. And the little bump is just to say I'm really really here with you. O arada bir yaptığınız omuzla dokunma vardı. Var ya, o da şu anlama geliyor. Gerçekten buradayım. And we could play, but if you're not ready then I'm not ready. Bak istersen oyun da oynarız ama sen hazır değilsen ben de hazır değilim. It's very tempting for us you know, especially when we've got a job to do, we're a volunteer or a play worker or a professional and we want to get out there and get those kids playing. Tabii ki işin şu yönü hep bizi çok cezbediyor. Eğer o alanda çalışmak, destek vermek istiyorsak, gönüllüyüz, oyun terapistiyiz ya da bu anlamda çalışıyoruz. Hadi çocukları toplayalım, hepsi birden oynamaya başlasınlar, oyun başlasın ve devam etsin. Bunun çok çekici geldiğinin farkındayım. But that's not our job. It's not our job to energize them or activate them or get them to play because play is good for them. Ama işimiz bu değil, onları oynatmak, enerjilerini arttırmak ya da bu değil oradaki amacımız. Our job is to follow. Oradaki amacımız takip etmek. Now what if the game, what if what the kids are doing is too intense? It's the opposite. They're just they're all over the place and they're too intense. Don't we want to come in and calm them down? Ya da tam tersi bir durum düşünelim. Çocuklar almış başını gitmiş. O kadar yoğun bir oyun oynuyorlar ki her yerdeler, hopluyorlar, zıplıyorlar. Böylesi bir oyuna karşılaştığınızda şöyle şey isteriz, değil mi? Biraz sakin olsunlar, biraz sakinleşsinler. It's a great goal to bring some calm, but we don't do that by imposing a quiet game or imposing a calming activity. Çocuğun sakinleşmesi, dinginleşmesi önemli bir amaçtır. Ama bunu çocuğa empoze ederek, çocuğa bunu oyununa baskılayarak ya da bir oyun baskılayarak yapmamak gerekir. The best thing to do in that situation is calm ourselves down. Böylesi bir durumda yapmamız gereken en önemli ve öncelikli şey bir kere kendimizi sakinleştirmek. I heard this story. I won't tell the whole story because it's very long, but what I learned from it is it's called pat the baby. You just pretend you have a baby on your shoulder and you're pat, 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 pat to soothe the fussy baby. Bir keresinde bir hikaye dinlemiştim. Çok uzunca giremeyeceğim ama ana fikrinde şunu söyleyeyim. Sanki buranızda bir bebek var ve siz onu pışpışlıyormuşsunuz gibi yapacaksınız. Sakinleşsin, pışpışpışla. And my heart rate immediately slows down. Bunu yaptığımda kalp atışım hemen yavaşlar. And even if that's the only thing, that's a good thing. Sadece bu olsa bile zaten bu da iyi bir şeydir. But often that calming spreads around. Ama çoğunlukla bu sizin sakin haliniz etrafa yayılacaktır. I do this on an airplane when there's a screaming baby and the parents so upset and the other passengers are so mad. Mesela uçakta ben bunu yapıyorum. Eğer bir bebek böyle bağıra bağıra ağlıyorsa, çünkü bebek streste, annesi babası geriliyor, diğer çocuklar, diğer yolcular öfkeleniyor. Orada çok yaparım bunu. So it's not our role to organize games because that's not the same as free play or play to solve a problem. Orada dediğimiz ne demiştik? Oyun organize etmek bizim görevimiz değil. Burada serbest oyunun, akıcı oyunun içerisinde olmak, ona alan açmak önemli. You can join in what they're doing, whatever it is. You can start playing by yourself and see if anybody joins you. Onlar ne yapıyorlarsa, ne oynuyorlarsa ona katılabilirsiniz. Ya da siz kendi başınıza bir oyun başlatırsınız. Bakın, bakalım size katılacaklar mı? Before we open up for questions, there's just a couple more things I want to say. Sorularınızı da alacağız ama ondan önce sizlerle paylaşmak istediğim birkaç konu daha var. We know that with adults that we don't come in strong and say, tell me all about your trauma and tell me every detail, because that can be re-traumatizing. Erişkinlerle bile çalışırken biliriz ki direkt karşılarına oturup anlat bakayım travmanı, bütün detayları duymak istiyorum demeyiz. Bu onlara fazla gelir, bu onları belki yeniden tetikler. And we certainly don't pressure children to talk when they're not volunteering to talk and open to it.
Ve elbette ki çocuklar için de aynı şey geçerli. Konuşmak, bahsetmek istemedikleri zaman onları konuşmaya zorlayamayız. But in children, play can be re-traumatizing too. Tabii, can you say that again, please? For children, play can be re-traumatizing too. Ama çocuklar için oyun da yeniden travmatize edici olabilir. And so let me try to explain why that can be. Bunun neden olabileceğini açıklamaya çalışayım. In the play state, we are open and vulnerable. Oyun hali içerisinde açık bir vaziyetteyizdir, savunmasız bir vaziyetteyizdir. And the nervous system can say that's wonderful, or the nervous system could say danger, danger, don't be open and vulnerable. Sinir sistemimiz ya bu ne kadar şahane bir şeymiş, ne güzel de diyebilir ya da nasıl savunmasız ya, ne demek tehlike, tehlike de diye bağırabilir. The high energy level of physical play can remind the nervous system of that adrenaline surge that happened right during the earthquake. Fiziksel oyun esnasındaki o artan kalp atışı, deprem anında yaşadığı o adrenalin yükselmesini hatırlatabilir bedene. So this is why to not push children into high energy play if it's not what they're choosing. O nedenle eğer çocuk istemiyorsa, özellikle seçmiyorsa, onları yüksek enerjili, hareketli oyunlara zorlamamak lazım. We can lower that danger of re-traumatization by following children's lead. Bu riski azaltmak için, yeniden travmatizasyonu önlemek için çocuğun liderliğini takip etmek gerekir. Don't push or rush. Zorlamayın, aceleye getirmeyin. The child who's off to the side watching is right where they need to be. Çocuk eğer kenarda oturmuş izliyorsa, belki olması gereken yer tam da orasıdır. I mentioned being calm. Sakin olmaktan bahsetmiştik, değil mi? If you aren't calm, that's okay. Eğer siz sakin değilseniz, tamam, olur. I think it's great to share with children the fact that you're not very calm and what you're going to do to try to calm yourself. Bence çocuklarla bunu da paylaşmalısınız. Şu an çok sakin olmadığınızı ve sakinleşmek adına ne yapacağınızı onlara söyleyin. This game you're playing is making me very nervous. I'm going to take some deep breaths because I think really it's okay and it's just me being nervous. Ya şu an oynadığınız oyunlar beni pek bir gerdi. Tamam, oyununuzda bir şey yok gibi görülüyor ama sanırım benim biraz sakinleşmeye ihtiyacım var. All right. I want to stop there so we can have plenty of time for questions, and so I'll just end by sharing the summary of how I think about accompanying children. Evet, sorulara olabildiğince daha fazla alan açmak istiyorum. O yüzden birazdan soru cevap kısmına geçeceğiz. Ama çocuğa eşlik etmek adına gerçekten önemli bulduğum bir şeyle bitirmek istiyorum. And that is we join them hand in hand. Bir, onlarla el ele dahil olmamız lazım bu sürece. Eye to eye. Göz göze. Shoulder to shoulder. Omuz omuza. And heart to heart. Ve kalpten kalbe. So thank you for listening, and I hope there's been some things that have been helpful for you in this, and open to questions. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım anlattıklarım içerisinde sizlere faydalı gelecek bir takım şeyler bulmuşsunuzdur. Şimdi sorulara geçebiliriz isterseniz. Halil'cim, senin için kolay olur mu sorulara bakmak? Nasıl? Tabii, ben burada soru cevapta en çok oyalanı işaretledim. Tamam. Oradan tamam. Gidelim mi? Öyle Lawrence, yapalım. Ben kapatıyorum benim. We have a Q&A part and yes. we have the most rated questions. Here, so I will be reading them out in Turkish first, yep, and in English. Great. Okay, soru cevap kısmında en çok oyalan sorularla başlıyorum. Sorunlardan kaçmak için oyuna ve hayal dünyasına kendini aşırı kaptıran çocuklar için ne yapılabilir? What can we do for those children who are putting themselves to the world of fantasy to avoid the problems and just
do that excessively, always in the world of fantasy, world of play. Mm-hmm. This is one of those situations where I would say roughly 90% follow and 10% or less push. Böylesi durumlarda %90 oranında çocuğu takip edin, çocuğu izleyin. %10'luk kısımda ufak böyle bir dokunuşlar, ufak bir ittirmelerde bulunabilirsiniz. By follow I mean give them plenty of time to do this because they have figured something out for themselves that is working for them even if it's not ideal. Burada takip etmekten kastettiğim çocuğun bunu yapmasına alan açın. Çünkü zorlandığı bir durum karşısında baş edebileceği bir şey keşfetmiş görünen o ki. Ama bu çok verimli olmayabilir. Yine de bunu onore etmek, buna alan açmak gerekiyor. O yüzden %90 oranında bunu takip, çocuğu takip etmek, izlemek gerek diyorum. And then you follow by joining in. Sonra çocuğun o oyun dünyasına, o kendini kaptırmış olduğu hayal dünyasına katılıyorsunuz siz de. Ve katılarak izlemeye devam ediyorsunuz. If you try to forbid it and restrict it and nag at them, then they will shut you out. Eğer yasaklamaya kalkarsanız, azarlarsanız, niye bu böyle derseniz, zorlarsanız sizi dışarıda bırakacaklardır. If you say, teach me about this fantasy world, it's so important to you, I want to learn about it, can we play it together, then you're building the connection and the safety and it makes an enormous difference. Ama şunu derseniz, bana da öğretsene bu hayal dünyanı, senin için çok önemli olduğunu görüyorum. Ben de bir öğreneyim. Şimdi bu ne demek, bu nasıl olacak dediğiniz vakit onları ne kadar önemsediğinizi ve onların dünyasının sizin için ne kadar önemli olduğunu göstermiş olursunuz. So remember, 90% plus. %90 artı oranında bunu yapıyoruz. %90'dan fazla bunu yapıyoruz. And once in a while you give a little push. Ama arada bir de ufak dokunuşlar. How about putting that game down and coming in, we'll draw some of the characters from the game together so that it's not just on the computer, but we can have those characters live out here and do some art with it. Diyelim ki kaptırdığı şey bilgisayar oyunu olsun mesela. Şöyle yapalım mı? Bilgisayar oyununa biraz ara verelim. O oyunda en sevdiğimiz karakterlerin resmini yapalım. Ben de çizeyim, sen de çiz. Inviting some roughhousing play, wrestling and pillow fighting is a great thing to invite because in order to compete with that fantasy they've built, it can't just be something boring. It has to be something exciting. Yine burada çocuğa alternatif olarak itişmeli, kakışmalı oyunları da önerebilirsiniz. Çünkü onun kurduğu hayal dünyası ya da oyun alemine rakip olacak şey sıkıcı bir şey olamaz. Böyle güreşmeli, yastık fırlatmalı vesaire bir şeyi hadi bunu yapalım mı diye arada bir önerebilirsiniz. And the last thing is to put a little lightness to counteract all the tension that's built up between you about how much they love that game and how much you hate that game. E tabii bunu yaparken de birazcık böyle çok ciddiye almadan, dalga geçen bir yerden. Çünkü bir gerginlik oluyor ister istemez. Onlar çok istiyorlar o oyunu oynamayı ve çok seviyorlar. Siz de hiç sevmiyorsunuz ve istemiyorsunuz ona bu kadar kendini kaptırmasını. Ve bu oluşan gerginliği yumuşatacak ufak bir böyle hafif ve dalga geçer demeyelim de böyle şapşalca bir hava katmak gerekiyor. If you play that game one more time, I'm going to pour this water on my head. Tamam, oynuyor musun? Bir kere daha mı oynayacaksın oyunu? Bak bütün bu suyu döküyorum kafama. Döktüm, döküyorum. Evet, gerçekten dökeceğim. Bir kere daha oyna bak, döküyorum. So it sounds like a threat, but it's just so funny. Kulağa tehdit gibi geliyor ama çok komik. Okay. The next question. Fazla gerçek bakan çocuklar olabiliyor. Oyunun içindeyken sürekli böyle bir şey yok ki, bu böyle olmaz ki gibi yanıtlar verebiliyor. Bu neden kaynaklanır? Böyle çocuklarla nasıl bir dil geliştirebilir? Sometimes children are too realistic. When you are in the game or play, they say, but
this is not real, that doesn't happen that way in real life. Why they do that, and how can we develop a language to communicate with children when they do that? Mm-hmm. I find this very interesting also. Ben de bunu çok ilginç buluyorum. The way I think about it is, if you think about adults with reading, some adults like to read history, and some read a historical novel, and some would read a fantasy novel. Erişkinleri düşünün ve kitap okumayı ele alalım. Bazıları tarihi romanlar okumayı sever, bazıları tarihi belgesel niteliğinde kitaplar okumayı sever, bazıları da tamamen kurgu, fantastik edebiyat okumayı severler. No, none of these are wrong. Bunların hiçbiri yanlış değildir. So a child prefers realism. That's fine. Çocuk gerçekçiliği tercih ediyor. Ne ala? So you could just say you're right. That's completely fantastical, and let's make it more realistic. Şöyle diyebilirsiniz. Evet, haklısın. Bu tamamen hayal dünyası. İstersen bunu birazcık daha gerçekçi yapabiliriz. Because it doesn't work to have a thing in our head that says children need to have fantasy and children need to have 12 minutes of this kind of play and 2 hours of this kind of play. Children don't work that way. Hani böyle bunun taşa yazılmış kuralları yok ki. Çocuk hayal dünyasında yaşar. 12 dakikalık böyle oyun, şu kadar dakikalık şu oyunu ister gibi bir şey yok. Böyle işlemiyor. So if they like that, then we join them. The best way to connect is to connect the child's way. Eğer daha gerçekçi bakmak istiyorlarsa çocuklarla orada buluşmak lazım. Çocuklarla çocukların olduğu yerde bağlantı kurmak gerekiyor. And don't worry. Ve endişe etmeyin. Okay. Yeah. And the next question is, online olarak çocuklarla nasıl çalışabiliriz? How can we work online with children? This is certainly a challenge. Tabii ki bu bahsettiğiniz şey zorlu bir görev. I have a couple of colleagues who have really done well with it, but I think that it's taken a huge amount of trial and error. Bazı meslektaşlarım gayet iyi iş çıkarıyorlar ama günün sonunda pek çok deneme yanılmadan sonra bunun mümkün olabileceğini düşünüyorum. It's a bit easier if you have had a personal relationship first and then you're online. Önce çocukla kişisel bir ilişki kurabilme şansına kavuşmuş olup da sonradan online'a geçtiyseniz bu daha olabilir bir şey. I have one colleague who has two cameras, so he has his computer and he has his phone, and one of the cameras is pointed at a game, and the therapist and the child are working on this game together, and so there's three or four squares on the Zoom meeting that they have. Mesela bir meslektaşım şöyle yapıyor. İki kamera kullanıyor. Bir bilgisayarı var, bir telefonu var. Bu cihazlardan birinin kamerası oyunu gösteriyor. Öbürsü terapisti gösteriyor. Böylece Zoom toplantısında birkaç ekranda çocuk hem terapisti hem oyunu hem terapist çocuğu ve onun oyununu görebiliyor. Another thing you can do is put up a whiteboard if you're on Zoom together. Eğer beraberce Zoom üzerinden çalışıyorsanız beyaz tahta uygulamasını açabilirsiniz. And you could play one of my favorite games, which is Squiggle. Which is that? What is that? Squiggle? I'll explain it. You just call it Squiggle. Okay. Ve beyaz tahtayı açıp benim en sevdiğim oyunlardan biri olan Squiggle oynayabilirsiniz. You draw a little squiggly line and then they can make it into something or they add their own little squiggly line. Siz böyle bir takım çizimler yapıyorsunuz böyle eğri büğrü. Onlar sizin yaptığınız çizimi başka bir şeye çevirebiliyorlar. Ya da sizin eğri büğrü çizimlerinizi onlar da bir eğri büğrü çizim ekliyor. Siz onu bir şeye çevirebiliyorsunuz. Benim en sevdiğim oyunlardan biri. Young people really like to watch videos of themselves. And so you can... if you're meeting online, you can tell them beforehand, take some videos of yourself and then show them to me when we meet online.
Daha ileri yaştaki çocuklar kendi videolarını izlemeyi seviyorlar. Online olarak buluşmadan önce kendilerinin bir takım videolarını çekebilirler ve sonra onları izleyebilirsiniz beraber. And I think that is actually for a lot of us, it's harder for us adults who didn't grow up online to connect that way than for children. They're more natural at connecting online because they grew up with it. Online şekilde bağlantı kurmak tabii ki çocukların içine doğduğu bir şey. Onlar bu konuda daha yetenekliler. Erişkinler olarak biz bunlara sonradan dahil olduk. O yüzden o kadar kolay olmayabilir bizim için. So have them teach you things. Bu da onların size bir takım şeyler öğretmeleri için bir fırsat aslında. So you can play with the, you know, with things like this on Zoom. Zoom'da bu takım şeylerle oynamanız mümkün olabiliyor. All right. That's all I have to say about that. I wish I knew more. Bu soruyla da alakalı bu kadar cevap vermiş oldum. Keşke daha uzun cevap verebilseydim. Peki. Next question. Merhaba. Öncelikle değerli bilgiler için teşekkür ederim. Sorum, deprem bölgelerine bir takım oyuncakları çocuklara sunmamak gibi bir görüş var. Örneğin kepçe, ambulans, kamyonet, asker ve polis figürleri. Sizce bu doğru bir bakış açısı mı? Bu oyuncaklar travmaya travma katar mı? Hello, first of all, thank you very much for all the precious knowledge that you shared with us. Some people say that the toys which are sent to earthquake zone should not be in certain categories such as the excavator, ambulance, trucks, police, or the soldier figures. Do you think that's accurate that not to send them such toys, or would that create more trauma on the existing trauma or not? I've always thought that children need the chance, if they want to bring the trauma into their play. Ben her zaman şuna inanmışımdır. Eğer çocuk travmasını oyununa dahil etmek istiyorsa, ona bunu yapmak için şans verilmesi gerekir. And I think as long as they have a choice and they can choose, you know, a superhero or a soldier, or they can choose a, you know, an excavator truck or a stick, you know, that we trust children to make that choice. Çocuğun seçim şansı olduğu müddetçe yaptığı seçime saygı duyuyoruz. Yani isterse o çocuk bulunduğu ortamda süper kahramanı da, askeri de, kepçeyi de ya da başka bir oyuncağı da seçebilecekken onları seçmişse yaptığı bu seçime saygı duymak lazım. I think that often it's adults who are uncomfortable with this kind of play. Genellikle bu tarz oyunlar konusunda kendini rahatsız hisseden yetişkinler oluyor. After 9/11 in America, I lived in Boston, which was one of the you know, main sites because it's where the planes took off from. Mm-hmm. And my friend who had an after school program told the teachers, bring out all the planes, all the blocks, all the buildings. Mesela 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika'da ben Boston'da yaşıyordum. Boston'a uçakların kalktığı yerdi. Okul sonrası program yapan bir meslektaşım bütün uçakları, bütün blokları, bütün bina oyuncaklarını getirin demişti. And some of the parents and some of the teachers said, "Oh no, no, no. This is terrible, but my friend I think had it right, which is children need to know that it's okay to play about this." Bazı ebeveynler, öğretmenler ya olur mu, hayır hayır bu çok kötü bir fikir, olmaz falan dediler ama bence benim arkadaşım doğrusunu yaptı. Çünkü çocuk hayatın içinde her ne varsa bunu oyunun içine katılabileceğini biliyor olması gerekiyor. There's some of you may know Mr. Rogers, who's an American children's TV person. And he said, it sounds better in English, but he says, if it's mentionable, it's manageable. Hı-hı. Mr. Rogers, Amerikan televizyonlarında çocuk programları yapan önemli bir kişidir. O şöyle der, eğer telaffuz edilebiliyorsa yönetilebilir oyuna dahil edilen şey. And mentionable means talk about it, it also means play about it. Yani hakkında konuşabildiğiniz her şeyi oynayabilirsiniz. So don't let your fears get in the way of children's choices of how they will play.
Yani sizin korkularınızın, çocuğun oyunun seçme özgürlüğünün üstüne çıkmasına izin vermeyin. Okay. I'll just say one more thing. When children are playing something that, in this case, reminds you so much of the trauma, or it could be when they're doing something risky like climbing a tree, notice your own fight or flight response that you have. Çocuğun oynadığı oyun size çokça travmayı hatırlatıyorsa ya da oyun içerisinde biraz fazla risk almak varsa, bir yere tırmanıyorsa vesaire, kendi içinizdeki savaşan ya da kaçan tarafı fark edin. Notice it. You don't have to instantly rush and stop what they're doing. Notice your own fight or flight and pause and think, is it really dangerous or is this my anxiety? Hemen gidip çocuğun yaptığı şeyi durdurmanıza gerek yok. Bir durun, bir fark edin kendi savaş ve kaç yanıtınızı ve şunu sorun. Gerçekten gördüğüm şey çok tehlikeli mi, riskli mi, yoksa bu benim içimdeki kaçan taraf mı? I'm not saying it's fine. You shouldn't have any emotions about this. Of course you have emotions about this. Hani şunu demiyorum. Olur canım böyle şeyler. Bu tarz duygulara hiç kapılmamanız gerek bir yetişkin olarak. Tabii ki kapılacaksınız bir takım duygulara çocuğun oyunu izlerken. Peki. Anlattığınız tekme atma olayında çocuğa öfkeyi ifade etmek için tekme atmanın yanlış olduğunu nasıl anlatabiliriz? Özellikle de hırçın bir çocuksa. In the love kick story, the example that you gave, how can we explain the child that kicking is not the right way of expressing anger, especially if he is kind of an angry guy, boy? I have a very special teacher who taught me about this kind of thing. Bu tarz şeyleri bana öğreten çok özel bir hocam oldu. A teacher is a mother wolf. Bu öğretmen anne kurt. I read about how mother wolves, what they do if the little cubs bite too hard when they're playing. Anne kurtlarla ilgili bir şeyler okumuştum. Eğer yavru kurtlar oynarken birbirlerini fazlaca sert ısırırlarsa, the mother wolf goes, bah! Anne kurt gidip bah! Yapıyordu. And the cubs, the little cubs are startled, but they're not terrified and they're not sent away and they're not given a lecture. They're just startled and then they come back to playing. Küçük yavru kurtlar böyle bir irkiliyorlar ama böyle tamamen bir tarafa itilmiyorlar, korkutulmuyorlar ya da cezalandırılmıyorlar. Şöyle bir duruyorlar. Ondan sonra tekrar geri oyuna dönüyorlar. And the mother wolf knows that she will have to repeat this lesson a number of times, not just once. Ve anne kurt bu dersi birkaç kez tekrar etmesi gerektiğini biliyor, sadece bir defa değil. And so if a child kicks, you say, ow! Eğer çocuk tekme atıyorsa, ah, yapıyorsunuz. It's real. Bu gerçek. As soon as you start to lecture or punish, the child becomes defensive and what they focus on is you don't understand. Ceza vermeye ya da nutuk atmaya kalkarsanız çocuk hemen kendini kapatacaktır. Çünkü odaklandığı şey sizin onları anlamadığınızdır. We don't give children a chance to absorb the lesson and do their own moral work inside. Burada çocuğa bir ders alma ve kendi ahlaki çıkarımını yapma fırsatı vermiyoruz. We go right into say you're sorry or don't you know that's a bad way to show your anger. Hemen ne yapıyoruz? Özür dile bakayım, ne kadar ayıp, böyle mi gösterilir öfke? This is us trying to do the moral work for them. Onların yapması gereken o doğru olanı yapmayı biz kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Onlar yapması gerekirken. So do the ow and see what happens. Bir yapın bakalım. Ah deyin. Bir bakın bakalım ne olacak. If they come at you again, then you might have to hold them and say, I'm going to do everything I can to make sure we're both safe. Bir daha tekme atmaya kalkarlarsa onları sarılıp durdurabilirsin. Hem sen hem ben güvende olmamız için her şeyi yapacağım diyebilirsiniz. If they say, oh, I'm sorry, then we realize they're doing the moral work because we just woke them up with our genuine ow.
Veya ah pardon diyebilir, özür dilerim diyebilir. Ve orada doğru olan ne olduğu çalışmasını beraber yaparsınız. Çünkü burada sizin gerçekten ah dediğinizi duydu, canınızın yandığını duydu. If they say, oh, that didn't hurt you. Derse ki, acımadı ki canın, ne var bunda? I wouldn't say this to the child, but I would think to myself, this child has had their feelings dismissed. They've been told, you're not hurt, when they actually were hurt. And now they're doing the same thing to me. Bunu çocuğa demezdim ama kendi kendime derdim. Büyük ihtimalle bu çocuk duyguları duyulmamış, görülmemiş, olmadı ki, öyle bir şey yaşamadın ki şeklinde duyguları inkar edilmiş bir çocuk olduğunu düşünürdüm. And we notice inside that we have that impulse to get revenge. İçimizde o itkiyi hissedersek, intikam almaya doğru böyle bir tane de ben ah diye bir şey gelirse. Or the impulse to teach them a lesson. Dur ben şuna bir gözünü gününü göstereyim gibi bir şey gelirse içinizden bir itki. But we notice that we notice that impulse inside, set it aside and think, how can I build safety and connection? O itkiyi yavaşça kenara bırakıyorsunuz. Ondan sonra şunu söylüyorsunuz. Tekrardan bağlantıya nasıl geçebilirim? Sevgi ve güvene nasıl geçebilirim? Let's go find something safe to kick. Hadi tekmelemek konusunda kimseye sıkıntı yaratmayacak bir şey bulalım, onu tekmeleyelim. You're doing it together, so it has a very different feel to it. Beraber yapıyorsunuz, beraber yaptığınızda çok daha fazla bir his uyandırıyor. I have a colleague and for 10 years we've been having the same argument about aggression. Bir meslektaşım var. 10 yıldır agresyonla ilgili aynı şeyi tartışır dururuz. My side of the argument is the child needs to get it out, so they should pound pillows or kick the snow. Benim görüşüm şudur. Çocuk içinden atması gerek öfkesini. İşte yastıkları yumruklasın, sopayla işte minderlere vursun. And my friend's side of the argument is the research shows that if you express that anger, you get angrier and angrier, dig yourself in deeper. Arkadaşımın görüşü ise, ama araştırmalara göre öfkeyi ifade ederse bu onu daha da öfkelendiriyor ve gitgide bir öfke çukuruna doğru dönüşüyor olay. And I think the resolution between these two sides has to do with connection. Bence bu iki farklı görüşün uzlaştığı nokta ya da çözüme ulaşabileceği nokta bağlantı noktası yine. If you're in your car and somebody cuts in front of you and you say, you stupid, blah, 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 and I'm going to kill you, this is when my friend is right. You get angrier and angrier. Eğer yolda giderken arabanızla birisi önünüze kırdığında, sen benim önümü nasıl kırarsın, göstereceğim sana gününü, bu nasıl araba kullanmak diye kendinizi yükseltirseniz, arkadaşımın haklı olduğu bir yere getiriyor bu. Öfkelenmek sizi daha da öfkelendiriyor. Releasing and expressing without connection digs you in deeper. Herhangi bir temas olmadan kendiniz çalıp kendiniz oynadığınızda öfkeniz sizi daha derin bir yere çekebilir. But with a love kick, if you say, let's go together and pound some pillows together or pound on a piano or kick something, then there's connection. You're doing it together. Ama sevgi tekmesinde olduğu gibi, hadi gel gidip bir şeyi beraber tekmeleyelim, kimsenin canı yanmasın, bizim de içimizin yağı erisin deyip gidip bir şeyleri tekmeliyorsanız, yastıkları yumrukluyorsanız, piyanoyu beraber dan çalıyorsanız, işte ne yapıyorsunuz? O önemli bağlantı kısmını da yerine getirmiş oluyorsunuz. As you're walking over to somewhere where you can do this more safely, maybe you put your arm on the child's shoulder and see, do they want that connection? Or maybe you still need to be a little more distant. Ya da bunu yapmaya giderken şöyle elinizi omzuna doğru hafif bir koyup bir yoklama. Acaba okey mi? Sizin temasınızı istiyor mu? Yoksa hala biraz mesafeye mi ihtiyacı var? Onu da yoklayarak bunu yapmak çok yerinde olacaktır. I like to hold a big cushion. Like a sofa cushion, and the child punches that, and I say, "Ooh, ow, ow, ooh, ow, 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 ow." Mesela ben şunu çok severim. Büyükçe bir minder alırım. Bazen koltukların minderleri oluyor bu. Alıyorum, önüme koyuyorum. Çocuk bir taraftan yumruklarken ben, "Ah, ah, ah, of, of, of," diyorum.
So the essential point here is that instead of going from real aggression to nothing, we go from real aggression to symbolic aggression. Buradaki anahtar nokta şurası. Gerçek agresyondan hiç agresyona geçirmeye çalışmaktansa, gerçek agresyondan sembolik agresyona geçirebilirsiniz. Instead of going from real aggression, which has no connection, we go to aggressive play with connection. İçinde herhangi bir bağlantı, temas olmayan gerçek agresyondan, içinde bağlantı ve temas olan agresif oyuna geçiyoruz. Some adults are very uncomfortable with aggressive play. Bazı erişkinler agresif oyunlar konusunda kendilerini çok rahatsız hissederler. Maybe it reminds you of real violence that you experienced. Belki bu onlara deneyimlemiş oldukları gerçek şiddeti hatırlatıyordur. But aggressive play is not aggression, it's play. Ama agresif oyun agresyon değildir, oyundur. So practice your Shakespearean death scene. Oh, you got me. Oh! Yani o Shakespeare vari ölüm sahnenizi arada bir pratik edin. Ne? Beni vurdun mu? Aman tanrım diye. Okay. Peki. And the next question. Huzurunu kaybeden ya da yakın çevresinde bunu deneyimlemek durumunda kalan bir çocuğa yaklaşımımız, onunla bağlantı kurma ve oyun sürecimiz nasıl olmalı? For a child who lost a limb or if he or she has someone in his or her surrounding or the family who experienced that, the loss of a limb, what should be the way to get in connection and how do you think the play should move forward? Yeah, it's, you know, as soon as I hear that question, I just get flooded with sadness and pain. Bu soruyu duyar duymaz içimde böyle o acı, o ızdırap, o hüzün doldu taştı. I'm sure I'm not the only one who had that reaction on hearing this question. Eminim bu soruyu duyduğunda bu tepkiyi gösteren tek ben olmadım. And often as adults we feel like I either get lost in that feeling or I have to push it aside and be cheerful for the child. Erişkinler böylesi bir durumda iki şeyi yapacaklarını düşünüyorlar. Ya bu üzüntü ve kederin içinde ben de kaybolacağım, yapacak bir şey yok. Ya da olmadı ki deyip çocuk için kendimi neşeli, sanki hiçbir şey olmamış gibi göstermeye çalışacağım. But it's so important to notice that first flash, that heartache. Ama o ilk vuran kısmı, o kalbi acıtan noktayı unutmamak lazım. We have one part of us holding that this is so painful and difficult and how could we possibly have anything fun and playful, and we're also holding the life is so precious and children can play through anything. Bunu fark etmek lazım. Yani bir taraftan bu çok acı, çok ağır bir şey ama diğer taraftan da çocuk her şeyi oynayabilecek bir çocuk. I'm very reluctant to suggest a particular game because so much depends on the child and the moment-to-moment unfolding of your playtime together. Burada özellikle şu oyunu oynayın ya da bu oyunu oynayın demek konusunda birazcık çekimser davranıyorum. Çünkü her bir çocuğun, her bir oyun ortamının kendi gerektirdiği bir ortamı olacaktır. So for example, there's with one child you might say, "Oh no, Ultraman lost his leg." Mesela bir çocuk için şunu diyebilirsiniz. Aman tanrım, Ultraman'in bir ayağı gitmiş. Yeah, I keep falling over. Ya evet, düşüp duruyorum zaten bir bacağım olmayınca. And one child might think that is so funny and say, do that again, do that again. Mesela bir çocuk bunu aşırı komik bulabilir. Bir daha yap, bir daha yap, bir daha yap diyebilir. And another child might feel like that. They don't even have words. That's so insensitive. It's so cruel. It's such a horrible thing. That's not funny. Bazı çocuklarda böyle kalıp kalabilir. Ya nasıl yani? Bu nasıl dedi? Bu komik değil ki diye düşünebilir. So how do you know whether that's a funny game or a horrible game? Peki bunun
komik bir oyun mu yoksa korkunç bir oyun mu olduğunu nereden anlayacaksınız? You don't rush in. Acele etmeyeceksiniz. You do a lot of connecting by following the child's lead. Temas etme, bağlantı kurmaya devam etmek. Bunu yaparken de çocuğu izleme. Çocuğun liderliğini takip ederek yapmak gerekiyor. And you might introduce the topic slowly. Meseleyi belki yavaşça anlatabilirsiniz. Hey Ultraman. Do you know anybody who ever like lost a limb? Ultraman, hiç bir uzvunu kaybetmiş birini tanıdın mı? And you would say to the child, do you think that Ultraman knows anybody like that? Çocuğa da sorabilirsiniz. Sence Ultraman biliyor mudur böyle birini? And we talked earlier about realistic play and fantasy play. Daha önce gerçekçi oyun ve hayal oyunundan bahsetmiştik hatırlarsınız. We want to tiptoe in so that the child can have the choice to say, I lost my leg, Ultraman. Böyle ufak adımlarla girmek gerekiyor ki çocuk nasıl bir yerden alacak bunu görebilelim. Çocuk şunu diyebilir. Ben bacağımı kaybettim, Ultraman diyebilir. Or, I know, oh, that happened to my friend. Ya da, bir arkadaşımın başına gelmişti diyebilir. Or we want to give them the room to have the choice to say, let's go play football. Ya da onlara şunu söyleyebilme hakkı vermek lazım. Hadi gidip futbol oynayalım. Okay. Tamam diyecek Ultraman. We follow. We tiptoe and then follow. We don't say, no, we have to talk about this. This is so important. Böyle ucundan dokunuyoruz ve takip ediyoruz. Hani şunu demiyoruz. Yok, futbol değil. Bunu konuşmamız şu an daha önemli gibi bir şey demiyoruz. So there's a wide range of ways we can play with this, but we mostly want to follow the child's lead and make sure that we're not going too far and we're also not avoiding it. Bunun oyunun oynayabileceğimiz çok 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 yöntem var ama önemli olan burada çocuğu izlemek, çocuğu takip etmek. Ne çok uzak düşmek, ne çok olmadı ki deyip görmezden gelmek, ne de çok fazla çocuğa iyi gelmeyecek kadar üstüne düşmek. We can also use fantasy to get an in between of it's not avoiding, it's not right in it. Hayal dünyasını ve fanteziyi kullanarak iki şeyin ortasını bulmak da mümkün. Yani ne üstüne basalım ne de tamamen olmamış gibi yapalımın tam ortasını bulmak için kullanılabilir. So Ultraman says, I lost my helmet, I lost my helmet, I don't know what to do, I lost my helmet. Ultraman diyor ki mesela, koruyucu kaskımı kaybettim, ne yapacağım bilmiyorum. So this is symbolically related to losing something important and the child can take it more realistic or more fantasy. Ne yaptım burada? Sembolik olarak kişinin onun için önemli bir şeyi kaybetmesinden yola çıkarak, sembolik olarak bu mesajı vererek çocuğun nasıl alması gerektiğine, almak istediğine imkan açmış oldum. Ya bunu daha gerçekçi bir yerden alabilir ya da daha fantezi hayal dünyasından alıp yanıt verebilir. But I just want to repeat the point that I started with, which is that the more we're aware of our own emotional reaction and can really honor our own emotional reaction, then the more open we'll be to that tuning in that will lead us to the right kind of play. Şunu tekrar hatırlatmak isterim. Kendi duygusal reaksiyonumuza ne kadar açık olursak, ne kadar farkında olursak, kendi duygusal reaksiyonumuzu ne kadar onore edersek ve gerçek kalırsak, yapılması gerekeni, nerede takip edeceğiz, nerede izleyeceğiz ve ne kadar dahil olacağızı görmekte de o kadar doğru bir yerde konumlanabiliriz. Okay. And a similar question. Ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara yaklaşım nasıl olabilir, nasıl oynayabiliriz? How can we approach the kids who lost their parents and how can we play with them? So, yeah, it's just, you know,
I thought the last question prepared me, right? But son sorunun beni hazırladığını düşünürdüm ama düşünmüştüm ama but the, you know, emotions aren't just you know, once and done. You know, we have a new painful situation and we have a new wave of emotion. Duygular hani tamam bunu da yaşadım şeklinde olmuyor işte. Bir şey yaşıyorsunuz sonra yeni bir dalgası gelebiliyor. So I'll add that I don't think we can be effective unless we have some place we can go before, probably ideally it would be before and after we're with the child to talk about our own reaction to this, our own emotions. Bence çocukla gerçekten etkili çalışabilmek için bu noktada mümkünse çalışmadan evvel ve çalıştıktan sonra kendi duygumuzu, kendi deneyimizi paylaşacağımız, üzerine eğileceğimiz bir alan açmak gerekiyor kendimize. So for example, before I got on this call today, I called a friend of mine. Mesela bugün sizlerle bu buluşmaya gelmeden evvel bir arkadaşımı aradım. And I said, I'm going to be talking with people who have lost so much and been through so much and are dealing with a trauma that's ongoing and I want to be helpful and I don't want my feelings to get in the way. Dedim ki bugün bir araya geleceğimiz grup çok büyük bir olay yaşadı. Çok fazla kayıpları var. Ve ben onlarla bu paylaşımı yaparken kendi duygularımın, kendi korkularımın ön plana geçmesine izin vermek istemiyorum. How can I talk about play? Oyundan nasıl bahsedebilirim diye sordum. And having someone listen to me, it was just 10 minutes, but having a friend listen to me about my feelings put me in a state where I think that I was able to stay here and feel very connected with all of you, even though I can't see your faces. Bir 10 dakika da sürse, bir arkadaşımın beni dinlemesi, benim duygumu, benim hissimi duyması bana gerçekten iyi geldi. Bugün sizlerle yüzlerinizi belki göremiyor olsam bile bu süreyi, bu zamanı, bu anlatımı paylaşabilmek çok daha mümkün olabildi. So I don't know what to say about the right game to play with someone who's lost parents. Ebeveynini kaybetmiş bir çocukla hangi oyun doğru oyundur diye bir şey diyemeyeceğim. But we want to be like clear water, and so we clear out before, and then we're there, and boy, that fills us up with more, and we call again after and say, ah. Yani berrak bir su gibi olmalıyız çocuğun yanındayken. Öncesinde kendimizi arındırdığımızdan ve sonrasındaki duygulanımımızı da yine boşaltacak birisi olduğundan, bir alan olduğundan emin olmamız gerekiyor. And if you're in that clear state, then I think you can experiment and you can, like I said before, you can tiptoe in, you can say, oh, Zuzu, I think that my friend here is really sad these days. Yine burada deneyimleyebilirsiniz. Farklı opsiyonları deneyebilirsiniz. Ufak bir dokunup çekilmek olabilir. Yine Zuzu yardımcı olabilir. Zuzu, zannediyorum arkadaşımız bu aralar çok üzgün. And you might hand Zuzu to the child. Ve Zuzu'yu alıp çocuğun eline verebilirsiniz. But you, if you have opened your heart, you'll know if that makes sense to do or if that's not at all where you want to go. Say it again, please. If you've opened your heart, I think you'll know in the moment whether that's the way to go or not the way to go. Dediğim gibi, eğer açık bir kalple yaklaşırsanız, o anda yapılması gereken ne olduğuna ya da o olmadığına karar verebilirsiniz. Some children will want to play football and want to smile and laugh and they'll want to know that that's okay. They don't have to be sitting in the corner looking sad. And
So we let them know, we don't even have to say it, we let them know by playing with them that wherever they are is just right. Bazı çocuklar top oynamak isteyecek çünkü. Gülmek isteyecek, kahkaha atmak isteyecek ve bunun da okey, bunun da hoş karşılanır olmasını isteyecek. Hani illa bir köşede oturup sürekli üzgün olmak istemeyecek. Top mu oynuyor, eğleniyor mu? Top oynayıp eğlenmeyle katılalım onlara. Böylece onlar her neredeyse orada onlarla buluştuğumuza, onları orada tuttuğumuza emin olmaları gerekiyor. I said before the example about the fantasy games, I said 90% or more follow. Hatırlarsanız çokça kendini hayal dünyasına, oyun dünyasına kaptıran çocuklarla nasıl çalışacağız dediğinizde %90 ve daha fazla oranında çocuğu izlemeniz gerek, takip etmeniz gerek demiştim. In this kind of situation, I'd say the more intense the situation, the more you follow. Böylesi bir durumda, yani durumun ağırlığı ne kadar yoğunsa çocuğu izlemeniz, çocuğu takip etmeniz o kadar daha yüksek oranda olmalı. Now if you have a great connection and you create a sense of safety, then you can play like crazy. Çok iyi bir temasınız varsa, gerçekten iyi bir emniyet duygusu oluşmuşsa aranızda çılgınlar gibi oynayabilirsiniz. And I think that there's this funny disconnect that happens that we see things on a video of somebody who plays an outrageous game with a child who's lost someone, and we think, oh, that's the thing to do. But we miss that they had a connection that made it possible. Bazen şöyle yanlış anlamalara düşebiliyoruz. Çok yoğun deneyimler yaşamış, ebeveyn kaybetmiş, derin travmaları olan çocukla oynayan uzmanları görüyoruz ve nasıl oyunlar oynuyorlar böyle? İnanılmaz. Diyoruz ki ha demek ki bu tarz yoğun duygulanan çocuklarda böyle bir oyun oynamak lazım. Hayır. Öncesini gördünüz mü? Onlar nasıl bir güven ilişkisi oluşturdular? Nasıl bir bağlantı kurdular daha evvel? Buna bakmak, bunu bu şekilde görmek lazım. Okay. I think we are coming to our last question. Right. Lawrence. Yes. Oyuncu Ebeveyn ikisinin kitabınızı okuduktan sonra oğlumdan şu cümleyi duymaya başladım. Çok eğlencelisin anne. Size minnettarım bu konuda. Bir konuda emin olamıyorum. Çocuk çok öfkeliyken onu güldürmek, öfkesini bastırmak, unutturmak, duygusunu yok saymak olur mu? After I read your book on playful parenting, my son start to say, Mom, you're just so fun. Therefore, I appreciate. But there is something that I'm not entirely sure. When the kid is very angry, making him or her laugh. Would that mean just pressurizing his emotion or making it forget or just avoiding if he is very angry and if we make him laugh? It's a tricky line. Evet, çok ince bir çizgiden bahsediyorsunuz. I think that our number one job is I'm here with you with what you're feeling, not I'm here to change you from a bad feeling to a good feeling. Zannediyorum dikkat etmeniz gereken bir numaralı şey ne hissediyorsan hisset, senle buradayım olmalı. Hissettiğin şey iyi bir şey değil. Hadi bunu güzel bir şeye çevirelim yerinden ziyade. And I think that it's not the end of the world to get a child laughing. That's not so terrible, but I think it's good to kind of think about leaning a little bit the other way to be okay with those difficult emotions. Tabii ki bir çocuğu güldürmek dünyanın en kötü şeyi değil. En nihayetinde çocuklar gülmeyi sevecektir ama nereye doğru yaslandığından emin olun bu yaptığınız şeyin. Bu zorlu duygularla kalabilmesi, sizin de kalabildiğinizi gösterdiğinizden emin misiniz? Burayı bir yoklayarak yaklaşmanız yerinde olacaktır. When my granddaughter is sad, I'm more likely to say, oh, tell me about it. And her daddy's more likely to say, oh, and throw her up in the air and get her laughing. And mesela, you had both. Mesela benim torunum üzgün olduğunda ben daha ziyade çok mu üzgünsün, anlatsana ne oldu derken babası kimmiş o üzgün bakalım deyip alıp kucağına alıp zıplatmayı seviyor. Yani her ikisi de oluyor. You can, you know, when kids get a little bit older, they don't even not even very much older, you can ask them, when you're really angry, would you like me to cheer you up? Or would you like me to sit with you while you're angry?
Çocuğa belki daha küçük yaşlarından itibaren şunu da sorabilirsiniz, illa çok yaş almasına gerek yok. Üzgün olduğunda, kızgın olduğunda seni neşelendirmemi mi istersin, yoksa senin yanında kalmamı mı istersin diye öncesinden sorabilirsiniz. All right. Well, thank you all so much. It's been such an honor to be with you. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber olmak benim için gerçekten onurdu. And to see all these güzel. Hearts. Tüm kalplerinizi görmek çok güzel. Yes. Evet. Çok teşekkür ederiz Lawrence. Bizimle bu bilgi hazinesini paylaştığın için bütün deneyimlerini. Çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar hepinize çok teşekkürler. Halil'cim sana da, Nilüfer'cim hepinize çok teşekkürler. Thank you so much Lawrence for sharing that precious skills and knowledge and information with us. We would like to thank our participants. Also we'd like to thank Halil as well and Nilüfer. Yes, thank you all. I hope we get to see you again. Ben de çok teşekkür ediyorum. Umarım sizlerle tekrar görüşme şansı yakalarım. And I wish you all just safety and healing. Hepinize emniyet, güven ve iyileşme diliyorum. Thank you. Thank you, Lawrence. Yeah. All right. Hoşça kalın. Goodbye. Bye-bye. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.